şunun kenarında dolaşan bir karakter aslında kendim. Kendi ismimi söyleyemeyen bir karakter. Gendal diyorum. Bakıyorum keyfim pek yerinde. Çok. Hikayede biraz ezilmişim yani. O yüzden herkese karşı bir düşmanlığı var. Gel buraya. Gel. Çekil. Çekil sana. Anne. Ben seni köpek. Doğu ve Güneydoğu'da toprak çok önemlidir. Aile kavramı çok önemlidir. Hani biz de onu vermeye çalışıyoruz. Çık gel de keselim hesabımızı aldım. Çık gel! Yapacağı da başka bir şey kalmamış. Bütün yük onun üzerine düşmüş. İşte kardeş çekmiş gitmiş. Hani üniversite okuması için sonra dönmemiş gibi. Sonra gelip hani hazıra konmak. Yani gelip elimizden almak öyle kolay değil. Yani Kendal vermez yani onların hiçbirini. Geleyim. Ailemin cebini boşaltayım, gidip sosyeti karınla yiyeyim deyin, öyle mi? Hatta hep ben aynı şeyi söylüyorum ama insanlar kötü doğmaz, kötü edilizi vermeye çalışıyoruz. Bir de evlat, yani bir erkek çocuk istemesi Kendal'ın, o yüzden ortalığı biraz yakıp yıkıyor yani. Alfeti, duy sesimi, oğlum olacağım. Hoş geldin Mehdi. Valla Kendal'ın sonu ne olacak? Kaç kişi öldürecek, kaç kişi canını yakacak yine bilmiyoruz. Hani ben Deyzemoğlu dediklerimi öldürüyorum genelde. O kadar bağırdım ki size, sağır oldunuz. Duymayınız beni. Oğlum ölüyle. Daha kokusunu duymadım. Daha kucağıma alamadım. Kendal karakteri yani benim için gerçekten bir onur ve gurur meselesi. Yani hani oynadığım bir karaktere böyle can verip o karakteri hayata geçirmek. Hem kötü karakteri oynuyorsun, hem seviliyorsun, hem nefret ediliyorsun. Enteresan bir karakter oldu yani. Hani o benim de hoşuma gidiyor. Yani bu tabii bir oyuncu için en mutlu edici şey. Evlat işte. Karnındayken kanını yer. Dışarı çıkar canını yer. Ölür gidersin malını yer. Yani Kendal Ağa artık yani Türkiye'de evet var. Ama ben onu yaşatmam. Ya geberdirim ya da buradan giderler. Yeter! Karabül setinde en uzamadığım an şöyle ya. Ben iki kere bir ölümden döndüm. O da birisi de rüya sahnesi. Boru şeklinde bir şey yapıldı. O da konağın yukarısına asıldı. Onun içinden işte kağıtlar fışkıracak. Fakat o tam benim önüme düştü. Kıfı yani. Böyle iki kere yani önümden döndüm. Yani öyle enteresan şeyler de geldi başıma. Sürpriz. Bugün herkes anasına babış. Şöyle bir gerçektir ki Karagül benim hayatımda çok çok önemli bir yeri var. Bu işe gerçekten hani profesyonelce başladığımdan beri. Yani fakir edebiyatı olmasın da ama bu hep böyledir oyuncular için yani hani önemli bir şeydir. Yani ben bu iş sayesinde, Karagül sayesinde evimi aldım yani ilk defa. O yüzden benim hayatımda Karagül gerçekten hem Kendal karakteri olarak hem Karagül olarak önemli bir yeri var. Seni yaşatırsa ben de kendi aşam verdi değilim.